Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlere Android cihazlar için VPN ayarlarını değiştirmenin yolunu göstereceğiz. VPN ayarları nedir peki? Mesela bizim ülkemizde birçok siteye girmek yasak. Mesela Twitter bunların en başında geliyor şu an gündemde. Bu VPN ayarları sayesinde dilediğimiz gibi yasaklı sitelere girebiliyoruz. Daha özgür ülkelerden bize internetin ulaşmasını sağlıyor bu VPN. Yani Twitter'a sanki Türkiye'den değil de Amerika'dan, İngiltere'den veya hani seçtiğimiz bir ülkeden giriyormuş gibi algılıyor. O yüzden rahatlıkla girebiliyoruz. Şimdi bir markete giriş yapalım. Şimdi şu arama kısmına bir VPN yazalım. Gördüğünüz gibi birçok uygulama çıkıyor. Sizlere diğer videomuzda Hotspot Shield'ı anlatmıştık. Bunun Android versiyonu da var gördüğünüz gibi. Bu videomuzda farklı bir uygulamaya bakalım. Şurada Tünel 1 diye bir uygulama var. Bu gayet güvenilir. İçinde virüs barındırmayan bir VPN uygulaması. Uygulamamızı yükleyelim. Uygulama yüklendi arkadaşlar. Açıyoruz uygulamamızı. Şöyle dik konuma getirelim. Şuradan üye olmamız lazım. Ücretsiz bir account oluşturalım. Bilgilerimizi girdikten sonra ücretsiz hesap yarat diyoruz. E-mail ile parolamızı girdikten sonra login diyoruz. E-mail adresimiz onaylandı. Uygulamaya geriye dönüyoruz. E-mail ile şifreyi yazdıktan sonra login diyoruz. Uygulamamız açıldı arkadaşlar. Şuradan ülke seçiyoruz. Buna gördüğünüz gibi hani internete rahatça girebildiğiniz özgür ülkeler. Şurada sonsuz megabayt gibi bir işaret var. Bu normalde 500 megabayt civarında bir sınırı vardı. Şu an Tünel 1 kurucuları bunu sınırsız yaptılar bizim ülkemiz için. Şuradan uygulamamızı açıyoruz. Şöyle bir uyarı çıkıyor. Bu uygulamaya güveniyorum. Tamam diyoruz. Şimdi şu ayı tüneli kazmaya başlayana kadar bekleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi ayı tüneli kazmaya başladı. Şu yukarıya da zaten anahtar işareti geldi. Etkinleştirildi. Şimdi Amerika'dan bağlandık. Hani istediğimiz ülkeden bağlanabiliyoruz diye fevri davranmayın arkadaşlar internet üzerinde. Yine sizin adresinizi bulabilirler, IP adresinizi. Yerinizi tespit edebilirler. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Twitter'a bir giriş yapalım. Şifre yazdıktan sonra giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Twitter'a giriş yapabildik. Şuradan bir gündeme bakalım neler varmış. Gördüğünüz gibi bütün dünyada şu an Türkiye'de kapatılması Twitter'ın gündemde. Twitter'ı aktif şekilde kullanabiliyoruz. Tünel 1'i kapatmak için şuradan off'a bastığımız zaman ayı kazmayı bırakacak. Keşke bu tarz uygulamalara ihtiyacımız kalmasaydı ülkemizde. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.